Şimdi dünkü Erdoğan açısından bakıyorum. Yani objektif olmak açısından. Erdoğan şöyle, yani iç politikayı bırakıyorum. Çünkü Erdoğan şöyle düşünüyor. Arap liderler, tamam mı? Arap liderler, Körfez, Mörfez, Sisi, Misi, hepsi abi ihanet içinde. Tamam mı? Erdoğan bu tavrıyla, dünkü tavrıyla Arap kamuoyunu etkilemeye çalışıyor. Tıpkı 2008-2009 filan Suriye ile dost olduğu yıllardaki gibi. Ve etkiledi. Bak ben sana söyleyeyim. Dün bütün Arap medyasında, yani sosyal medyasında, tabii medya çünkü o ihanet içinde olan kralların medyası. Evet. Ama sosyal medyada bütün sosyal Arap medyası, sosyal medyası, İslamcısı ve İslamcısı olmayan, dürüst olalım, İslamcısı olmayan, hepsi abi Erdoğan'ın dünkü İstanbul mitingini verdi. Şeyle birlikte verdiler. Londra'daki mitingle birlikte verdiler. Yani Londra 500 bin toplandı, İstanbul'da 500 bin toplandı. İşte başka Avrupa'nın Chicago'da da vardı, şurada da vardı, bir sürü yerde vardı. Şimdi bu bir prestij. Erdoğan onun için onu düşünüyor. Yani tek taraflı bak. Buradan da bir şey. Abi haklı. Sonuçta yani dünya lideriyim diyor. Sen kabul etme. Dünya lideriyim diyor. Birincisi bu. İki, şimdi esas şey şu. Erdoğan kendi inancı doğrultusunda. Bu bir gerçek çünkü. Adam kendisi şöyle düşünüyor Erdoğan. Yani ben İslamcı bir liderim. Köken olarak Müslüman kardeş miyim değil miyim? O ayrı bir tartışma. Ama İslamcı bir lider Hamas'a ve Filistin halkına sahip çıkarak müthiş bir prestij alır. Şimdi gelelim Hamas. Terörist midir diye onu tartışmaya girmez ki. Ki söyledi zaten terörist değil. O konuda, ben o konuda doğru, yani Erdoğan'dan yanayım. Onu da söyleyeyim. Hamas asla terörist örgüt değildi. Mustafa Kemal de Kurtuluş Savaşı'nı başlattığında ben o zaman Osmanlı arşivine de giriyordum. Eşkıya diyorlardı. Eşkıya tabii. Diyordu. Dinsiz diyorlardı. Tabii kafir diyorlardı. Abi, kafir diyorlardı. İşte Dürizade Abdullah Müslüman fetva verdi. Şimdi onun için her şeyin, savaşın, mücadelenin. Yani kimse şunu sorgulamıyor. Ya kardeşim Hamas, ben bin sefer söyledim burada. Hamas 1987'de kuruldu. İlk silahlı eylem 2000 yılında yaptı. 2000 yılından önce Yasir Arafat vardı. Yasir Arafat da kafirdi. Katildi, teröristti. Ondan önce başka onlar da öyleydi. 56, yani 48'i baz alarak bir çelen koyuyor Cumhurbaşkanı sahip. Şimdi Cumhurbaşkanı ses açık.